Merhabalar herkese. İKSV'yi tanıtmaya çok gerek yok herhalde. İstanbul Kültür Sanat Vakfı bu sene 51. yılını kutluyor. 51 yıldır, 51 yıl önce Türkiye'de acaba neden Avrupa'daki gibi gelişmiş böyle müzik festivalleri neden olmuyor? Türk insanı da buna layık diye bir ülküyle kurulan İKSV şu anda sayısız festivaller, müthiş etkinlikler, biennallerle 51 yıldır, Cumhuriyet'in 100. yılında 51 yıldır olması apayrı bence bir hikaye olduğu için özellikle çok büyük bir gururla bunu altını çizmek istiyorum. İKSV'de pazarlama ve izleyici deneyimi olarak bambaşka bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Neler kuruyoruz onlardan size kısaca bir bahsetmek isterim ve neden böyle bir yola girdik aslında birazcık da ona bir bakalım. Şeyi çok net biliyorum, yani hepimizin bildiği rakamlarla şimdi ilerleyeceğim gibi ama evet, pandemiden sonra hayat çok hızlı değişti, bambaşka boyutlara geldi. Birden tüketicilerin karar vermeleri ve ihtiyaçları %75 oranında değişti. Bunların çok büyük bir kısmı da kalıcı bir hale geldi. İKSV'de çok doğal olarak buradaki dünyadan çok net etkilendi. Yine Accenture'ın bir araştırmasına baktığımızda kişiselleştirme artık böyle istisnasız bir şekilde karşımızda. Bütün bu değişim artık anormal bir boyutta. Bir yandan da bütün şirket yöneticileri, organizasyon yöneticileri bu değişime de ayak uyduramıyoruz, yetişemeyeceğiz herhalde diye panik durumda. Ve artık kişiselleştirilmiş deneyim de çok net bir şekilde tortuda ortada kalıyor. İKSV olarak da biz peki bütün bu değişimlere nasıl uyum sağlayabiliriz? Tüm yaptığımız etkinliklerde, kültür sanat faaliyetlerinde nasıl daha keyifli bir dünya sunabiliriz acaba diye düşündüğümüzde birazcık aslında hayal etmekle başladık ve o hayal de aslında bambaşka bir noktada böyle yine bizim film festivaline azıcık selam durayım buradan. 1989 yapımı Field of Dreams, Kevin Costner'ın böyle birazcık fantastik bir filmiyle yola çıktık. Bu filmi izlemiş olanlar belki vardır ama şöyle size hatırlatayım. Çok fantastik bir film. Iowa'da bir mısır tarlasında çalışan bir çiftçi birden sesler duyuyor ve işte "If you build it, they will come here" diye bir sesler duyuyor ve birden mısır tarlasında beyzbol sahası yapmaya başlıyor. Eşi normal bir şekilde vazgeçirmeye çalışırken sonra iyi peki yap hadi derken bu aile birden böyle hayaletler görüyor, efsanevi oyuncuları görüyor. Sadece o ailenin görebildiği böyle efsanevi bir dünya var ve hakikaten buradaki hikayeyi birazcık biz motto olarak aldık. Eğer hayal edersek ve kuvvetli bir şekilde arkasında durup çalışırsak da hakikaten hayata geçirebileceğimizi ümit ettik. Peki neler yaptık bütün bunları yaparken? Aslında ilk direkt bir deliverable'la başlayalım dedik. Film festivalinde 198 oturumda birden bu QR kod devreye girdi. Her filmden önce izleyicilere ne düşündüğünü, ne hissettiğini sorduk. Ve birden de bütün bunları real time'da aslında takip etmeye başladık. O kadar böyle değişik hikayeler ortaya çıktı ki filmin ortasında su damacanasıyla dolaşan birisinin olduğuna dair şikayetler gelmesini mi tutarsınız ki, bu arada şikayet de doğruymuş. Makine dairesinin kliması bildiğimiz 19 litrelik su damacanasına bağlı ve filmin ortasında hakikaten o operatör alıyor onu, götürüyor, boşaltıyor, getiriyor. Bunun gibi böyle inanılmaz hikayeleri yaptık. Bunun sonucunda ne oldu? İKSV'de şöyle bir cümle duydum. Ya bu deneyim şeysi çok güzel oldu aslında. Sahada hiç duymadığımız, görmediğimiz şeyleri yakaladık diye. Aslında o hayalin bir küçük bir yansımasını bir yakalamış olduk. Uzun bir süredir büyük proje başladığından beri NPS'leri, Customer Satisfaction Score'ları, Customer Effort Score'ları net bir şekilde ölçüyoruz. Çünkü başka da ölçülebilen aslında hiçbir şey yok. 51 yıldır İKSV'de sorarsanız bir taraftan oradan bir şeye geri dönelim. Kaç tane şikayet aldığımızı, kaç tane bilgi talebi aldığımızı, bizim izleyicimizin kim olduğunu, o milyonlarca izleyiciye hizmet vermiş bir kurum aslında bilmiyor. Çünkü buna hiç ihtiyaç duymamış, hiç böyle bir organizasyon kurmamış, böyle bir kurumsal hafıza da toparlayamamış. Biz bunu hızlıca cesareti toparladık, birazcık daha ileri gidelim dedik. Bu sefer Gezgin Salon Festivali öncesinde Mind Behind'la el sıkıştık.
Mind Behind Layer sıkışmanın yanında bir tane hemen WhatsApp Verified hattını kurduk. İKSV için hani bir tarafta böyle tamamen sanatçıların olduğu bir ortamda WhatsApp Verified hattı alacağız. QR'la bütün bu konserde hakikaten dev ekranların yanlarında QR kodlarla bir yandan izleyici destek hattı sabah 1'e kadar aktif bir şekildeydi. Sevgili Eko CCS'le birlikte. Her buradaki yaptığımız görüşmenin de aslında ne gibi sonuç verdiğine baktık. İki tane festivalde kullandık. Birinde 5 üzerinden Customer Satisfaction'da 4 atmış, diğerinde 4.62 gibi. Birazcık alkolün de tüketildiği, çok yorgunluğun üst düzeyde olduğu bir etkinlikte de anormal iyi bir, beklediğimizin de çok üzerinde bir tepki aldık. O zamandan beri ölçmeye devam ediyoruz. Şu anda İstanbul Müzik Festivali devam ediyor. İstisnasız her izleyicimize konserden sonra mutlaka onun düşüncelerini ve yorumlarını alırız. Şu anda İstanbul Müzik Festivali'nin NPS'i 79, mutluluk skoru da 91 olarak böyle anormal skorlarda gidiyor. Ama anormal skor bizim için anormal değil. Geçtiğimiz sene Nick Cave konserinde yine benzer böyle QR kodla canlı izleyici destek attı. Arkada chatbotun da olduğu bir dünya kurduk. Ve 10.000'in üzerinde katılımcısının olan dev bir konserde 89 MPS gibi belki de sektörde birçok insanın pek de göremeyeceği anormal durumları yakaladık. Peki biz bu bütün bunları yaparken bir yandan da klasik böyle infrastructure olarak neler yapalım? Yani pek bir şeyin olmadığını bahsettik. Sadece bu ölçümle de olmayacağını biliyoruz. Neler yapacağımızı bir düşündük ve bütün temas noktalarını çıkarttık. Kabaca ne? Bütün dijital kanallarımız, mobil uygulamamız vardı. Teknik nedenlerle onu kaldırdık. Gelecek seneye tekrardan yepyeni bir dünya yapacağız. İzleyici destek merkezi dediğim gibi yok. Ama onunla ilgili birazdan bilgi vereceğim. Bir yandan bizim e-ticaret mağazamız var. Hiç bizim izleyicimize yakışmıyor. Onlarla ilgili apayrı bir planlarımız var. Sosyal medyada moderasyonumuz yok. Siz oradan bir şey yazarsanız İKSV aslında hiçbir şekilde gitmiyor. Biz hiç onları göremiyoruz. Çok anormal bir şey olacak da biz yakalayacağız. Bir yandan o tarafla ilgili planlarımız var. Evet, bir yandan bir CRM sistemimiz var. Bütün sattığımız biletlerle ilgili izleyicilerimizin bilgileri var. Ama aslında bütün bu hikaye bize şunu getirdi. Bu izleyici deneyimi anketleriyle de duygu ve düşüncelerini alıyoruz ama bir şey eksik, o da aslında CDP, yani bizim CRM falan değil, hakikaten Customer Data platforma ihtiyacımız var. Ve ki bunun akabinde neler yapmak istiyoruz? Gerçekten doğru kişiye doğru teklifi getirebilelim. Bakınız, siz müzik festivaline ilgileniyor olabilirsiniz, beğeniyor olabilirsiniz. Buyurunuz, müzik festivali başlıyor diye. Yani bir kişisel asistan gibi hakikaten çok böyle satış odaklı bizim kaslarımız yok. Biz kar amacı gütmeyen bir vakıf olarak baktığımızda bugünkü katılımcıların çok rahatlıkla söylerim, her birinden çok daha küçük, çok mütevazi bütçelerle bütün bu hayalleri anormal bir şekilde, keyifli bir şekilde izleyiciye sunmaya çalışıyoruz. Kişiselleştirmeye evet çok ihtiyacımız var. Bunu yapmak istiyoruz. Sadakat yönetimi yapmak istiyoruz ve bu hedeflemeyi, doğru hedeflemeyi sadece oluşturalım ve bu doğru tavsiye mekanizması diyebileceğimiz kampanya otomasyonunu kullanalım. Peki bütün bunları nasıl yapalım dediğimizde aslında sonucu bulduk ve Insider'la el sıkıştık. Kickoff toplantısını çoktan yaptık. Entegrasyonları şu anda hızla ilerletiyoruz. Çok az bir noktaya kaldı ve bütün bu dünyayı tabii ki Insider'ı da tahmin edebilirsiniz. Normalde bizim gibi böyle bir mütevazi dediğim bir bütçelerde de ulaşabilmemiz çok olanaklı değil. B2C tarafında yaptığımız, aslında yapmaya çalıştığımız deneyimi bir taraftan B2B'ye de taşımaya çalışıyoruz. Bütün partnerlerimizi nasıl mutlu edebiliriz? Onları nasıl böyle mutlu bir ekosistem oluşturabiliriz? Onları tasarlamaya çalışıyoruz ve şu ana kadar da onunla ilgili elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yakında peki ne var? Evet, MindBehind'dan Mert anlattı. ChatGPT'yi zaten MindBehind'la çalışmamız var. Şu anda chatimiz, botumuz devrede ama hakikaten Mert'in anlattığının aynısı birebir geliyor. Bütün etkinliklerle ilgili aklınıza gelebilecek ne varsa 7/24 çalışacak. Ve yakında evet bizim izleyici deneyim merkezi için Tempo'ya çok teşekkür ediyoruz. Tempo ile birlikte artık bizim çağrı merkezi diyebileceğimiz deneyim merkezini yakında hayata geçirebileceğiz. Ve artık yılın 365 günü hakikaten izleyiciler bize bütün bu biraz önce saydığım kanallardan iletişimlerini de iletebilecek ve biz oradaki deneyimlerini yönetebileceğiz. Ama deneyim tabii ki buradan başlamıyor. Deneyim her noktada, İKSV'yi nerede gördüyseniz,
bir literatür şeyine bakalım. Beklentilerinin ne kadar karşılandı? O beklentiler de birazcık etrafta duyduğu aslında PR, sosyal medya, reklam vesaire hepsiyle oluşabiliyor. Biz hayal kurmaya hep devam ettik. Şu soldaki ekran tam AKM'nin önündeki gördüğünüz gibi 4 katlı dev bir ekran. İstanbul Film Festivali'nin açılışında uzun uzun o ekrana baktık ve şey dedik, ya AKM'de biz müzik festivalini başlatacağız. Keşke bu ekranda biz buradaki tanıtımlarımızı, bütün bu meydanı birazcık böyle Broadway havasına çevirebilsek, oradaki konserlere daha fazla keyif katabilsek diye yine sadece bir hayal kurduk. Gittik bir şekilde bütün bunları sadece bazen oradaki kontağımızı mutlu ederek, başka türlü ricalarda bulunarak, onları mutlu edebilecek başka enstrümanlar bularak, o B2B'deki deneyimi de oluşturarak bunları yaptık. Seçim var. Biz bu festivalleri kimlere nasıl duyuracağız? Dış dünyayı donatmak istiyoruz. Pırıl pırıl bir hale getirmek istiyoruz. Ama bu mütevazi bütçelerle dediğinizde bütün dijital networklere girmeye başladık. İkon ekranlarında olsun, belki görmüşsünüzdür. Şu anda bütün İstanbul'un her bir tarafında, yakında da bütün artık metroların tüm dijital ekranlarında bizi göreceksiniz. Ve orada da hakikaten özel böyle ödül alacak kurgular peşinde koşuyoruz. Hızlanayım. Bir yandan da çalışan deneyimi, yine literatür ne diyor? Çalışan deneyiminin yukarı olduğu dünyada evet müşteri deneyimi yukarı geliyor. İKSV'de çok küçük bir aileyiz ama hiç önemli değil oradaki sayı. Müzik festivalinde hepimizin özel tabii ki kendi yetkilerine göre görevli kartları olur. Dedik ki bu sefer İKSV'deki çocuklarımıza da apayrı yaka kartları yapalım. Onlar da çünkü hep böyle geliyorlar ama boyunlu bükük. Acaba olumlu bir etkisi olabilir mi diye. Size şimdi böyle KVKK'ya aşmak istemediğim için sadece kendi kızımı göstereceğim ama inanın İKSV'deki bütün çocuklar her gösteride şu şekilde gelip böyle daha yüksek bir katılımla tam bir sanatsever şeklinde sadece o küçücük bir badge onları inanılmaz motivasyona getirdi. Yakında Caz Festivali'nde festivale katılan tüm çocuklara bu sefer sadece İKSV'li değil tüm çocuklara çok özel bir duygusal dokunuşu bunlardan birazcık teaser olarak aslında görebilirsiniz. Biz sadece burada yine hayal etmeye devam ettik ve o hayalleri nasıl hayata geçirebiliriz onların peşindeyiz ve bütün bu eksenlerde hepsini mümkün olabildiğince güçlü bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Field of Dreams ile sözü açtım. 1989'da o film için açtıkları hakikaten Iowa'da mısır tarlasının ortasındaki sahayı görüyorsunuz şu anda. Günümüzde bu saha hala aktif. Nasıl aktif olduğunu size söyleyeyim mi? Tek hayal kuran biz değiliz. Bu saha şu anda o dönemde de dünyanın en ünlü beyzbol takımları diyebileceğimiz belki New York Yankees ile Chicago White Sox'ın orada bir derbi maçına, gösteri maçı değil, bildiğiniz lig maçına konu oldu. Iowa'da mısır tarlalarının ortasında. Peki sonucu ne oldu? Bu 2021'deydi. Sonucu o zamana kadar 2005'ten beri ölçülüyor. İzlenen, en çok izlenen maç oldu. Demek sadece biz hayal kurmuyoruz. Başka bir hayal kuran birisi bambaşka noktalara getirdi. Bu arada 2023'te aynı sahada maçlar oynanmaya devam ediyor. Biz hep o hayallerimizin peşinde koşuyoruz ve bütün o hayallerimizin de umarım buradaki olduğu gibi çok da güzel bir şekilde hayata geçebileceğini, ya bunlar da çok hayal kurdu ama da uçuyorlar dedikleri noktanın, hayır ya biz hayal kurduk ama daha da çok hayal kuracağız ve daha çok başaracağız diye düşünüyoruz. Umarım hepsini de başarabiliriz çünkü Türkiye hakikaten kültür sanat alanında çok çok daha geniş kitlelere erişmeyi ve çok daha keyifli bir dünyayı hak ediyor. Dinlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.